Merhaba sevgili Habertest izleyicilerimiz. Trabzon ve Trabzonspor'un olduğu her yerde olmaya devam ediyoruz. Bu akşam Üsküdar'dayız. Üsküdar'da Şahpazarı Sayvançatan Köyü Derneği'nin gecesindeyiz. Bu akşam güzel bir organizasyon var burada. Biz de elimizden geldiğince Habertest ailesi olarak Trabzon ve Trabzonspor'un olduğu, Trabzon'un ilçelerinin olduğu her yerde olmaya devam ediyoruz. Şimdi isterseniz programımıza başlayalım. Gelir baharlar, yazlar, ay ben yaşarım kışları. Gelir baharlar, yazlar, ay ben yaşarım kışları. Yurdu beni hayatında inişiyor kuşları, inişiyor kuşları. Yurdu beni hayatında inişiyor kuşları, inişiyor kuşları. Ah ulan. Gel yamadan, yamadan, o yama çamur almadan. Gel yamadan, yamadan, o yama çamur olmadan. Gençlik kuşu olmuştu biz farkına varmadan. Gençlik kuşu olmuştu biz farkına varmadan. Gel otur yanlarıma, karar edelim karar. Geri gel ömrüm geride, yapamadıklarım var, yapamadıklarım var. Yapamadıklarım var, yapamadıklarım var. Ah ule. Gelir baharlar, yazlar, ay ben yaşarım kışları. Selamun aleyküm. Aleyküm selam, hoş geldin, sefa geldin. Hoş bulduk. Teyzem adın ne? Allah razı olsun. Hava, hava Özdin. Hava teyze, bu akşam sizin köyün burada gecesi evet, var. Evet, var şükür. Allah hayırlı olsun. Kutlamaya geldin, değil mi? Hayırlı olsun, şükür. Amin. Köyümüzün peki gecesi hayırlı olsun diyor. Ne yapalım? Abi. 8 tane uşağım vardı. Anam yiyordu, babam yiyordu, kaynanam yiyordu. Büyüttüm de biz 80-90 yaşına geldik ha şimdi. Daha bize şimdi uşak bakıyor. Has Allah razı olsun. İyi maşallah. Bakıyorlar, bakıyorlar. Bakıyorlar da. Gelinler de bakıyor, kızlar da bakıyor. Almanya'da oğlum var, gelinim var, torunlarım var. Hepsine çok selam ederim. Peki Hava teyze, birazcık köye gidelim. Köyde yaşadın mı? Evet, yaşadım. Ey gidi, ey gidi. Daha kimsenin büyük odununu yakmadım, büyük çalısını yakmadım. Ha bu sırt çuvazı mı la, bu sırt çuvazı mı la? Değil mi? Herif büyük odun götürmüş de, onu da kabaklıkta bir yer vardı, rahatmış. Ne yapalım, kızımız yok, gelinlerim var, 8 tane. Allah ömrünü uzun etsin. Amin. Anasının babasının yattığı yere nur etsin. Amin. Hayır, dua bunlara olsun. Peki Hava teyze, senin... Sığır besliyor muydun? Yaylaya çıkartıyor muydun? Çıkardık Eskala yaylasına. Kadırga çıkardım. Çıkmaz mıyım? Ey gidi. Hani o yaylalar? Ey gidi. Gidiyor musun peki hiç memlekete? Gideyim, gitmez miyim? Güzün geldik. Yazın Mart'ta gideceğiz Allah izin versin. Peki o güzel günleri arıyor musun? Şimdi biliyorsun. Aramaz. Elbet arıyor bu güzel günleri. Nasıl aramayacak? Çoluğumuz çocuğumuz vardı. Kadırgalara da giderdik. Sığırlar, yoğurtlarımız, peynirlerimiz yerdik, içerdik. Evet. Ellere de veriyorduk. Ey gidi. Şimdi her şeyler fiyatladı. Ne yapalım?
Peki Hava teyze, şimdiki gençlere bir nasihatin olacak mı? Ne nasihatim olsun, gençler has yaşıyorlar. Fiyatı fiyatı giyecek arkalar sırtlarında, yiyecek. Hepsi yiyorlar, içiyorlar. Gene fiyat değilmiş. Sofranın üstü abla dolu. Ötebere yiyip içip geziyorlar. Nasihatim çok iyi bu günleri. Allah bu günleri aratmasın. Amin. Hava teyze, madem öyle senin muhabbetin hoş. Trabzonspor'u tutuyorsun değil mi? Tutuyorum. Oğlanım da var Trabzon'da benim. Ne yapayım? Trabzonspor maçlarını izler misin? Evet. İstemez miyim ben öyle? Trabzon'un maçını hiç kaçırmam. Hiç. Hiç kaçırmam. Peki futbolculara buradan bir mesaj vermek ister misin? Hayır dua bunlar olsun. Allah başarılı etsin. Allah umduklarını nail eylesin. Tuttuklarını altın etsin. Amin. Allah dert verip derman aratmasın. Amin. Hayırlı rızık, hayırlı ömür, hayırlı ölüm nasip etsin. Amin Hava teyze. Öpeyim ellerinden. Gel seni. Ha, git. Hayır duam sağlı olsun. Allah git. Razı olsun. Selamun aleyküm. Aleyküm selam. Sesin çıksın teyzem biraz. Ya. Aleyküm selam. İsmin ne? Fatma Yaşar. Fatma teyze nasılsın? İyiyim. İyiyim. Şahpazarlısın ha? Bu akşam sizin köyün burada gecesi var Fatma teyze. Var mı? Yok mu? Sayvaçata. Ama horon oynayacağız ha. Oynamayacak mısın onu? Ben mi? He. Kaçtan kaç. Niye? Ben horon defeceğim. Ben canım çıkıyor. Hastayım burada. Niye horon hiç oynamadın? Horon defenlere söyle. Peki Fatma teyze. Hı? Memlekette yaşadın mı? Yaşadım. Sığırların var mıydı? Vardı. 5 tane mert. Sattık. Herif öldü. Niye? 10 sene oldu. Amca adam vefat ettikten sonra sattınız ha. Peki Fatma teyze, arıyor musun o günleri? Çok, ha? Çok. Değil mi? Arıyorum. Güzeldi değil mi o günler? Tekerin altında odun yarıyordum, abrama vurdu. Biraz iyilerdi işte. Gözüme vursa çıkarırdı. Sen neredensin? Ben Sürmemeliyim. Haa. Emriye'nin yanına gidiyorum. O zaman Fatma teyze, o zaman burada köydekilere selam söyle de görenler seni işteyse şey yapsınlar. Ya tamam. Selam söyle. Söylerim. Tamam hadi. Söylerim tamam. Haber TSS izleyicimiz Trabzon Şahpazarı
Sayvan Çatak köyünün gecesindeyiz. Ta Trabzon Şal Pazarı'ndan belediye başkanımız Refik Kurukız bugün burada kendi memleketlerini yalnız bırakmadı. Zaten hiçbir zaman yalnız bırakmıyor. Ne zaman Şal Pazarı ile alakalı, ne zaman Trabzon'la alakalı bir şey olsa Refik başkanım orada. Ben kendisini gerçekten çok seviyorum. Her yerde gördüğüm zaman röportaj yapıyorum. En son İsmis Tepesi'ndeydik değil mi başkanım? İsmis Tepesi'nde böyle yeşillikte oturmuş başkanım. Horon dinliyordu. Başkanım hoş geldin, sefa geldin. Geceyle alakalı görüşlerinizi alalım. Şal Pazarı'na da buradan bir selam söyleriz. Öncelikle hoş bulduk. Bugün Şal Pazarımızın 30 mahallemizden birisi olan Sayvan Çıtak Derneğimizin gecesindeyiz. Bizim gecelerimiz yardımlaşma, kürtük, dayanışma geceleridir. Bu anlamda Sayvan Çıtak Derneğimiz de bunu öncülerindendir. İstanbul'da 21 tane derneğimiz ve bir tane federasyonumuz olmak üzere bir de eğitim derneğimiz var. Şal Pazarı İstanbul'da özgür ağırlığı çok yüksek olan, her ne kadar ilçe nüfusunda oradaki tabelada 11 bin yazsa da bakıldığında 200 bin üzerindeki insanıyla birlikte gurbette birlik beraberlik içerisinde geleneklerini, göreneklerini yaşatmaya çalışıyorlar. Biz de sivil toplum örgütlerinin gücüne inananlardanız. Bu anlamda nerede Şal Pazarı yaşıyor ve yaşatılıyor ise Şal Pazarı Belediye Başkanı olarak onların yanlarında olmaya, onların üzüntülerini, onların sevinçlerini birlikte paylaşmaya ve bölüşmeye talibiz, talip olduk. Bu şekilde de devam ettireceğiz inşallah. Bugün de yine görüldüğü gibi Yardımlaşma Dayanışma Derneği eğitime katkı veren, öğrencileriyle bu öğrencilerini okutup burs veren çok kıymetli bir derneğimiz. Evli Başkan da bu anlamda çok önemli bir kişilik. Kendilerini tebrik ediyorum. Görüldüğü gibi salon dolu, kaynaşma çok güzel. Osmancık Belediye Başkanımız, kardeş ilçe belediye başkanımız o da burada bizimle beraber. İnşallah diğer gecelerde olmaya çalışacağız. Ama diyoruz ki Şal Pazarı 31 Mart mahalli seçimlerinde yeniden aday olduk. Milletimizin teveccühleriyle yeniden seçildiğimizde inşallah Şal Pazarı'na, değişen, güzelleşen Şal Pazarı'na yeni hizmetler katmaya inşallah elimizden gelenin fazlasını vermeye adayız, talibiz. Rabbim bu güzel insanlara güzel hizmetler yapmayı nasip eylesin diyorum. Bizlere güvenen başta Genel Başkanım Devlet Bahçeli olmak üzere aday göstermeyerek Cumhur İttifakı kapsamında ortak aday oluşumu sağlayan Sayın Cumhurbaşkanıma teşekkür ediyorum. Yaylıya gider misin, çimenli gözer misin? At başın taşar hani, bakayım güzel misin? Saçın aşar dayı, bakayım güzel misin? Saçın uzun kapkara, biraz ağlamına. Anca durma kasama, ben de açtım yara. Saçın uzun kapkara, biraz ağlamına. Anca durma kasama, ben de açtım yara. Anca durma kasama, ben de açtım yara. Ayağında lastiği otur, zaten numara. Seninle asil tanım çok mutlada mutlada. Seninle asil tanım çok mutlada mutlada. Bu elleri ellere, elleri bu ellere. İlk güzel vakit yüksel zaman ayak uzun yerlere. Bu elleri ellere, elleri bu ellere. Güzel verince davulun akasenlere, davulun akasenlere. Thank you.
Benim adım yazıyor kulağımdaki kadar yaşadım ormanla, ormanın arasında. Bu nasıl dayanacağım da gözünün karasına. Ah yaşadım ormanla, ormanın arasında. Nasıl dayanacağım da gözünün karasına, da gözünün karasına. Çiğnen iyiyse akıllıyım diyorsun sen de akıl ne güzel. Akıllıyım diyorsun sen de akıl ne güzel. Bu yerlere 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 bu yerlere. Güzel o değil sevdam ayak uzun yerlere. Bu yerlere 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 bu yerlere. Hristiyan'ı vereceğim de okuna gazetelere. Hristiyan'ı vereceğim de okuna gazetelere. İncim acı seni üçesten unutamadım. 15 numarada yine unutamadım. Yine unutamadım da yine unutamadım. Yine unutamadım da yine unutamadım. Evet sevgili haber testi izleyicilerimiz, bu akşam Trabzon Şalpazarı Sayvan Çatak Köyü Derneği'nin gecesindeyiz. Trabzon'un ve Trabzonspor'un olduğu her yerde olmaya devam ediyoruz. Yanımda Mehmet Birinci abim var. Benim bu akşam burada olmama vesile olan abim. Sağ olsun son zamanlarda çok destek oldu bize. İbrahim Yattar'a röportajında özellikle çok sağ bir desteği vardı. Dayımız da var. Bu dayımızın adı neydi? Hoş geldiniz. Evet, hoş geldiniz. Sefa geldiniz. Bütün katılımcı arkadaşlara çok teşekkür ederim. Bütün insanların desteklerini bekliyoruz. Hayırlı günler diliyorum. Mehmet abi, güzel bir akşamda bir araya geldik. Muhteşem bir kalabalık var. Görüşlerini alalım bu geceyle alakalı. Vallahi biz Erol Başkan'la gurur duyuyoruz. Erol Başkan zaten bu gecelere başlatanlardan biridir yani. Duayendir kendisi. Galiba bu dönemde şey veda ediyor galiba. Ben de işte dayıklardan dolayı geliyorum hani buraya sevdiklerim için. Sayfan Çatay'ın güzel Ali Kalay Muhtar'ım anlattı. Fahri Başkan'ım anlattı. Enes'e yani hepsinin yeri bir başkadır bende. Yani bir başkadır yani. Dostların olduğu yerde sen de olmaya çalışıyorsun. Her zaman, her zaman. Onların yeri bende başka. Peki Mehmet abi, Şalpazarı ile alakalı önemli çalışmalarınız var, planlarınız var. Nasıl gidiyor hazırlıklar? Vallahi büyüklerimiz ne derse o. Yani Atilla dayım ne derse o. Benim Atilla atamanın dediği neyse odur yani benim için. Başımın üstünde yeri var yani. Atilla başkanı da buradan selam. Her zaman. Onun yeri bende başkadır. O dediği biter yani bende. Peki Mehmet abi, Trabzonspor'a ne zaman destek oluyoruz? Biliyorsun dünya olarak ekonomik krizden geçiyoruz. Sizin gibi değerli iş adamlarının da Trabzonspor'a destek olması gerekiyor. Ben her zaman bunu söylüyorum. Senden de artık bir destek bekliyoruz Trabzonspor'umuza. Ben her zaman, her zaman. Ben zaten söylüyorum. Yani destekten yana hiç sıkıntım yok. Bizim Şalpazarı Trabzonspor'a ayrı bir aşıktır yani. Ağırdaki ineğini satar, futbolcu alır yani. Bu derece. Yani Şalpazarı'na Trabzonspor Ertuğrul Doğan'ın bir göz atmasını tercih ederim yani. Büyük destek alır yani. Çok teşekkür ediyoruz. Bizi yok saymasın. Yok, zaten sizin yeriniz ayrı abi. Gerçekten yeriniz ayrı. Peki Mehmet abi, buradan Şalpazarı'ndaki herkese selam söyle istersen. Bütün eş, dost, akrabalara hepsine selam. Yani hepsinin yeri bende başka. Özellikle gençlere. Gençlerin başımın üstünde yeri var. Her zaman da çok teşekkür ederim. Destek olacağım yani. Yüreğine sağlık Mehmet abi. Sayvan Çatak köyünün gecesinde röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda muhtar adayımız var. Şalpazarı. Şalpazarlı kendisi. Desteklerimizi esirgemeyelim. Bizim oranın insanı. Önce onu tanıyalım. Ondan sonra hangi bölgeden muhtar adayı oluyor, ona göre desteklerimizi verelim. Çünkü Trabzon olduğumu akan sular durur.
Muhtar adayım, önce sizi bir tanıyalım. Ondan sonra geceyle alakalı görüşlerinizi alalım. Ondan sonra da nereden aday olduk onu öğrenelim. Ben Fahri Durmuş, Trabzon Şalpazarlıyım. Doruk İliş Köyü'nden. 30 sene STK'larda başkanlık yaptım, yöneticilik yaptım. 20 yılını bir fiil başkan olarak. Şu anda da Şalpazar Dernekler Federasyonu Başkan Vekilliği görevim var. Dernekçi arkadaşlar neden olmasın bizden birisi muhtar dediler. Bizi yola çıkardılar. Biz de Üsküdar Kırasıman Mahallesi'ni muhtar olarak yola çıktık. Peki var mı projelerimiz? Yani şimdi insanlar sana oy verecekler muhtarım inşallah da böyle bir cezbedici bir planlamamız var mı? Tabii ki benim tanıyanlar bilir. Bende başarısızlığa yer yoktur. Mutlaka gençlerin üzerine çok fazla duracağım. Gençlere çok fazla önem vereceğim. Gençlerin faydalanabileceği her şeyi Üsküdar Belediye'mizden olsun, devletimizden olsun koparacağımızı düşünüyorum. İnşallah Allah yolunuzu açık etsin. Amin. Ben teşekkür ederim. Bu akşam güzel bir organizasyonda bir aradayız. Trabzon Dernekler Federasyonu Başkan Vekili Sayın Hasan Keskin Başkanım da bir şarj pazarlığı olarak burada hemşerilerini yalnız bırakmadı. İsmis Tepesi'nde de vardı. Burada da var. Her yerde var. Şarj pazarının olduğu her yerde var. Trabzon'un olduğu her yerde var. Yakında da onların çok büyük bir düğünü var. Nerede? Havalimanında. Trabzon'umuzun fethini kutlayacağız. Evet, tamam. Hasan Başkanım, bu güzel organizasyonla alakalı görüşlerinizi alalım. Daha sonra da 26 Şubat herhalde değil mi başkanım? 22 Şubat'la 26 Şubat arasında düzenleyeceğimiz organizasyonla alakalı görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Bu akşam yine kültür, tarih, sanat ve spor kenti Trabzon'umuzun Şirin ilçesi Şalpazarımızın Sayvaçta Köy Derneğimizin gecesindeyiz. Çok harika bir katılım var. Çok güzel bir ortam var burada. Tabii ki bu tür geceler bizim kültürümüzün yaşanması bakımından, gelecek kuşaklara aktarılması bakımından çok önemli. Çok önemsiyoruz. Sana da çok teşekkür ederim. Bütün bu kültür aktarımlarını çok başarıyla kamuoyuyla paylaşıyorsun. Tabii ki Şalpazarı özgün bir ağaçlar çepli kültürünün olduğu bir bölge. Yaylacılık kültüründen tutun da cenazesine kadar devasa bir kültürel birikimleri var. Ama biz Trabzon'un bir parçası olarak Trabzon kültürümüze de katkıda veriyoruz, katkı sunuyoruz. Dolayısıyla 22-25 Şubat tarihlerinde Trabzon'un 106. Fethi yıl dönümü dolayısıyla İstanbul Atatürk Havalimanı'nda, yani eski havalimanı'nda çok güzel bir ilçe belediyelerimizin katılacağı, büyükşehir belediyemizin, Trabzon valiliğimizin, sanatçılarımızın, derneklerimizin ve hemşehrilerimizin katılacağı harikulade bir organizasyon yapacağız inşallah. Trabzon Dernekleri Federasyonu Genel Başkanımız İsmail Şatıroğlu ve yönetim kurulumla beraber oradayız. Tabii ki bütün hemşehrilerimizi bekliyoruz. Onlara saygılar sunuyorum. Herkese hayırlı akşamlar diliyorum. Evet sevgili izleyicilerimiz, gecemizde röportajlarımıza devam ediyoruz. Yanımızda Nurettin Ataman Başkanı var. Başkanım güzel bir akşamda bir araya geldik. Çok da kalabalık var. Görüşlerinizi alalım. Ben öncelikle Haber TSE'ye çok teşekkür ediyorum. Bu imkanları bize verdiği için bu güzel gecelerde halkın sesini herkese duyurdukları için sizlere çok teşekkür ediyorum. Şalpazarı'nın Sayfan Çatık Mahallesi benim ilk doğduğum mahallem. Aşağıda olmamıza rağmen Sayfan Çataklıyız. Orada doğduk. Bizim evimiz falan var. Bu etkinliği yapan dernek başkanı Erol kardeşimize cani gönülden teşekkür ediyorum. Çok önemli değerleri bir araya getiriyor. Bu bağlamda belediye başkanlarımız, önemli değer arkadaşlarımız bu gecelerde bir yardımlaşma gecesi. Bu gecelerin önemi var. Sesimizi duyuruyoruz. Şalpazarı kırsal bir alan. Ama bu alanda son dönemde belediye başkanlığı yapan Refik Kurukuz kardeşime de ayrıca teşekkür ediyorum. Çok önemli hizmetler verdi. Şalpazarı'na Trabzon Büyükşehir'le beraber 10 yılda 100 yıllık bir hizmet verdi. Onun için ona da teşekkür ediyorum. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Devlet Bahçeli bilge liderimize de teşekkür ediyorum. 3. dönem Cumhur İttifakı adayı yapmasından ötürü onlara da şükranlarımızı iletiyoruz. Ve bu seçimi gireceğiz. İnşallah çok önemli bir farkla kazanacağımıza inanıyorum. Ayrıca
bu imkanları bize verdiğiniz için size de sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Çok sağ olun. Var olun, sağ olun. Allah razı olsun. Tüm Sayfan Çanakları ve Şal Pazarlara şükranlarımı sunuyorum. Bize verdiği desteklerden ötürü de kendilerine minnettar. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim. Evet sevgili haber tesis izleyeceğimiz röportajlarımızla devam ediyorum. Yanımda değerli başkanım Haşim İskender var. Onun birçok titri var. Ne var? Trabzon Dernekler Federasyonu Başkan Yardımcısı, Sancaktepe Trabzonlar Dernek Derneği Başkan Yardımcısı, İstanbul Büyükşehir Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesi ve Trabzon'un olduğu her yerde diyeyim ben size. Haşim Başkan, bu akşam çok güzel bir organizasyonda bir yerdeyiz. Görüşlerinizi alalım. Bu akşamki gibi her akşam her zaman sevgili Şal Pazarlar çok güzel program yapıyorlar. Beni davet ediyorlar. Ben de mümkün olduğunca hepsine katılmak istiyorum. Bugün de koşarak geldik. Hava çok yağmurlu, çok fazla trafik var ama biz şemsiyelerimizin yanında olmak için koşarak geldik. Siz kıymetli dostlarımızı da gördük. O sebepten titrimiz evet fazla. Biz var olduğumuz sürece hem hemşehrilerimize hem insanlara elimizden geldiğince en iyi şekilde yardım etmeye çalışıyoruz. Evet. Başkanım, bir adaylık süreci yaşadık. Efendim, nasip olmadı. Ama tabii siz boş durmayacağınıza ben adım gibi eminim. Önümüzde ne planlarımız var? Şimdi ben zaten Sancaktepe Belediyesi Meclis Başkanıyım. 31 Mart 2024'e kadar da bu unvanımız var. Aynı zamanda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclis Üyesiyim. Biz aday olduk Sancaktepe için. Allah nasip etmedi. Mevcut belediye başkanımız oldu. Şeyma Döücü. Allah ona da hayırlı hizmetler versin. Önce Allah tamamına erdirir inşallah. Ya siyasetin nereye nasıl evrileceğini bilmiyoruz. Ama şu an çok devam etmeyi düşünmüyorum. Siyasete bir ara vermeyi düşünüyorum. Ondan sonrası nasip. Allah neyi nasip ederse o olur yani.
Sevgili Haber TV izleyicilerimiz, bugün Üsküdar'daydık. Üsküdar'da Trabzon Şal Pazarı Sayvan Çatak köyünün gecesindeydik. Muhteşem bir geceye imza attılar. Yanımda Erol Yanık Başkanım var. Başkanım, sizi öncelikle tebrik ediyorum. Bir köy derneğinin nasıl bir gece yaptığını bu akşam böyle resmen kanıtladınız. Koca bir salon halkı oldu. Ben bütün biliyorsunuz festivallere giderim. Aynen. Türkiye'nin dört bir yanına giderim. Bir köy derneği olarak bu kadar kalabalık horon, bu kadar kalabalık insan ilk defa görüyorum. Tebrik ediyorum sizi başkanım. Bu geceyle alakalı finali size bırakıyorum. Öncelikle teşekkür ediyorum. Tabii ki şimdi o kadar kalabalık olması, horonun o kadar çok olması. Burada görüyorsunuz 31 yılın bir emeği var. Arkamızdaki kadınlarımızın, yönetici arkadaşlarımızın emeği var. Muhtarımızın emeği var. Biz 1993 yılından beri metropolde kültürümüzü asimile etmeden, yok olmadan çocuklarımıza, gençlerimize yaşatmak gayesiyle kurduk. Bugüne kadar da iyi gittik. Sizlerin sayesinde de sesimizi duyuruyoruz. Bizim derneğin Sayvançak Derneği olarak genelde ilklerle anılır. İlk derneği biz kurduk Şal Pazarı'nda. İlk geceyi biz yaptık, ilk kermesi biz yaptık. Ve Türkiye'de ikinci olan bir Yozgat'ta var, bizim Sayvançak köyümüzde var. Aşevi projemiz var. Ramazan ayı boyunca her akşam aşevimizde bütün köylülerimize
iftar veriyoruz. Ve geçtiğimiz yılda Mavi Karadeniz TV'de Karadeniz'in en iyi sosyal projesi olarak ödül aldık. Yani dışarıdaki seven dostlarımız da geliyor. Gördüğünüz belediye başkanlarımız, komşu Osmancık Belediye Başkanımız, Üsküdar'ın Medarı İftarı Hilmi Başkanımız zaten her zaman bizimle. Biz de gurur duyduk. Yorulmadık. Şu anda yorgunluğumuz çıktı. Sizin gibi güzel dostlar oldu. Güzel oldu. Bizi de tanıttınız. Çok bu arada yarın Trabzonspor'a büyük başarılar diliyorum. Evet, her ne kadar şampiyonluktan uzak olsak bile. Bir de sizi de tebrik ediyorum. Yeni Kapı'da varsın, Trabzon'da varsın. Buraya gelmen de sürpriz oldu. Çok teşekkür ediyorum. Çok sağ olasın. Yemin ediyorum ben Şalpazarı köyleri, dernekleri sürekli yapıyorlarmış böyle ama evet. Ben bu akşam Mehmet abi sağ olsun davet etti. Dedi ki bu geceyi kaçırma Ömer dedi. Aynen. Gel dedi. Erol Başkan'ın dedi, derneğini ziyaret et dedi. Ben zannediyordum ki köy derneği olunca dedim ki hani böyle ufak olur, böyle bir kendi halinde olur ama ben böyle bir kalabalık görmedim. Gerçekten sizi yürekten kutluyorum. Allah yolunuzu açık etsin inşallah. Ve şöyle bir şey var, Hilmi Türkmen, Üsküdar Belediye Başkanı, Şalpazarı Belediye Başkanımız, Refik Kurgaz Başkanım ve Osmancık Belediye Başkanımız bu akşam buradaydı. Sizleri yalnız bırakmadılar ve birçok sözünü de aldınız, birçok projenin de sözünü aldınız bu. İşte bu dernek başkanlığı budur aslında, biliyor musun başkanım? Eyvallah, yani şöyle oluyor tabii ki biz burada en önemlisi tabii ki eğlence mutlaka olacak. 4 saatlik bir program ama 1 saatinde genellikle işte gelen misafirlerimizi onur etmek, işte plaket takdim etmek, gördüğünüz gibi bağış okumaktan sunucu olarak yoruldum. Kesinlikle. Ama büyük zevk aldım. Çünkü öğrencilerimize burs veriyoruz. Bakınız Osmancık Belediye Başkanımız, muhtarımız da şahit oldu. Yolların asfalt olacağını söyledi. Aşevimizin bakliyatını karşılayacağını söyledi. Bunlar bu dernek sayesinde oluyor. Burayı da bize tahsis eden Hilmi Başkanımız sayesinde oluyor. Ona özel teşekkür ediyorum. Sanatçılarımız güzel sanat icra ettiler. İş adamlarımız sanatçılarımıza sponsor oldular. Şimdi tabii ki tırnak içinde bizim Şalpazarı'nı hep böyle eğlenceyle görürler. Halbuki o derece değil, bizim çepnik kültürü olduğumuz için zaten giyimimiz, kuşamımız onlara eğlence gibi geliyor. Biz halbuki burada eğlenceden ziyade biz burada okul inşa ettik. Yani 36 tane öğrenciye burs topladık burada. Böyle algılamak lazım. İftar aldık, asfalt sözü aldık. Bunlar da böyle etkinliklerde oluyor. Katkı sunan herkesten Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Sonsuz teşekkür ediyorum size de. Başarılarınızın devamını diliyorum. Muhtarımız dediniz. Muhtarımız köyümüzün muhtarı mı oluyor? O zaman alalım, muhtarımızı da alalım. Sevgili muhtarım, Şalpazarı'ndan kalktınız, geldiniz. Nasıl buldunuz gecemizi? Çok güzel. Arkadaşlar, emeğe geçen kadın kollarımız olsun, dernek başkanımız olsun. Yani bu köyün insanları kötü olur mu? Yok. Hepsi birbirinden Trabzon'umuzun güzel. Sevecen, güler yüzlü. Ben oradaki insanlardan, dedelerimizden, atalarımızdan hepsinden buraya selam gittim. Bunları hepsiyle birlikte gıpta ediyorum. Hepsi birlikte çalıştı, emek sarf etti. Bu güzel geceyi bize yaşattılar. Allah razı olsun diyorum. Çok sağ ol. Ömer'im bir anekdot ilave edeyim. Unutmadan seni Sayvan Çatağı bu güzel köye bekliyorum. Özel misafirim olacaksın. Allah nasip ederse aslında, bak muhtarım şöyle hemen yanımıza alalım sizi. Şöyle. İnşallah Allah nasip ederse İnşallah. Bu Ramazan etkinliğinde bir akşam gerçekten yapalım. Bekliyorum sizi orada. Ben, çünkü merak ediyorum gerçekten. Eğer ki böyle güzel bir şey oluyorsa tüm köy halkını orada böyle çekelim. Evet. İkincisi de burada sağ tarafta röportaj yaptınız ilk geldiğiniz zaman. Orada büyüklerimiz, teyzelerimiz vardı. Hepsi köyden geldiler. Yani hiçbir o yaşta 80 yaşındaki teyzeler böyle bu gürültüye, bu şeye katlanmazlar. Ama bu güzelliği görünce katlandılar. Ve de burada ikram etmiş olduğumuz lahanamız bile köyden geldi. Orada güzel böyle lahanamızı yaptılar. Patates salatamız, böreğimiz, kısırımız. Yani, bunları siz yaptınız. Tabii biz, bunları yaptı. Elinize emeğinize sağlık. Gerçekten harika oldu. Ya ben de dedim ki nasıl hani şimdi yok. Belediyelerin şeyleri ama onlara da laf söyletmem ama onlar Allah razı olsun güzel şeyler mi? Ya el emeği vardı orada. Evet. Yüreğinize sağlık. Hepinize dernek merkezimizde kadın kollarımız hazırladı. Her şey muhteşemdi. Vallahi çok memnun oldum başkanım. Allah yolunuzu açık etsin. Amin cümlemize. Bundan sonra Ömer kardeşinizle inşallah sizinle birlikte elimizden geldiğince. Evet sevgili HaberTS izleyicilerimiz, Trabzon'un ve Trabzonspor'un olduğu her yerde olmaya devam ediyoruz. Trabzon ve Trabzonspor'a sahip çıkmaya devam ediyoruz.